Evet, 1 Kasım 1928 harf devriminin kabul edildiği gündür. Allah Atatürk'e ve onun arkadaşlarına rahmet etsin. Onların sayesinde biz bugün çok daha kolay yazıp, çok daha kolay okuyabiliyoruz. Osmanlıca zordu. Bakın Arapçada 28 tane harf olmasına rağmen Osmanlıca birkaç tane de Farsçadan, birkaç tane de kendilerinin uydurduğu harflerle beraber 36 harften oluşuyordu. Dolayısıyla okuması yazması zordu. Mesela bir tane vav harfini biz U harfi yerine de, O yerine de, U yerine de, V yerine de kullanıyorduk. Bunun ne anlama geldiğini cümlenin içinden anlamını çıkarmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla zordu. Okuma yazma bilen de yoktu. Okuma yazma bilen o kadar azdı ki bilenlerin büyük bir bölümü devlet memuruydu, kadıydı, hocaydı. Paşa bile bilmiyordu. Yani 7-8 Mehmet Paşa lakaplı bir tane paşamız var. Bu paşa lakabı nereden geliyor biliyor musunuz? İmzasını atarken V harfini kullanıyor ve tersine V harfini kullanıyor. Yani 7 ile 8 yan yana yazarak Osmanlıca imza atıyor. Belki biliyordu, tam bunun kanıtını görmedim ben. Ama bir insan imzasını iki tane V harfini yan yana getirip yapıyorsa bunun okur yazar olduğuna dair ciddi şüpheler vardır. Benim de şüphelerim vardır. Dolayısıyla paşa olanlar bile okuma yazma bilmiyorken normal halk okuma yazma bilmiyordu. Efendim tarihimiz eskide kaldı, okuyamadık, yazamadık. Onu söyleyen arkadaşlar istedikleri zaman Arapçayı öğrenip tarihlerini öğrenebilirler. Tarihlerin şu anda hepsi Latince'ye çevrildi. İlgi duyarlarsa oradan öğrensinler. Biz asıl kaynağını öğrenmek istiyoruz diyenler de araştırma konusudur. Elbette bu bir araştırma kaynağıdır. Araştırıp öğrenebilirler. Onlar araştırsınlar, öğrensinler. Ama müsaade etsinler de biz Latince gibi kolay bir alfabeyle yolumuza devam edelim. Ve bunu yapanlara rahmet okuyoruz. Çünkü Türk halkının şu anda %100'e yakını artık okuma yazma biliyor. Rahatlıkla okuyabiliyor. Elbette Latince'de, Arapça'da bizim öz alfabemiz değildi. Bizim Göktürkçemiz vardı, bizim Uygurcamız vardı. Ama onlar da yeterli değildi zaman içerisinde. Fakat dünya ile bütünleşmek açısından Latin alfabesinin kabulü çok yerinde bir karar olmuştur. O günden bugüne de gerçekten epeyce gelişme sağlanmıştır. Umarız Türk Cumhuriyetleri ile de bu alfabe birliği sağlanır. Çünkü ona da ciddi anlamda ihtiyacımız var. Hala Türk Cumhuriyetlerinin bazılarında farklı kril alfabeleri kullanılıyor ve bunun yeniden ortak bir alfabeye döndürülmesi lazım. O da bittikten sonra Türkler arasındaki dil birliği bence sağlanmış olacak. Herkese sevgilerimi sunuyorum.